Basının değerli çalışanları, hepiniz hoş geldiniz. Basın toplantımıza ilgi gösterip geldiğiniz için HDP adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün Cizre 40 yıl önce bugün Cizre bodrumlarında 189 insan yakılarak katledildi. Cizre'deki vahşete dair söylenecek çok söz var. Ancak emin olun, tarih Cizre'de yaşananları kalın puntolarla, silinmez izlerle yazacaktır. Mehmet Tunç'un, Taybet Ana'nın adı çocuklarımızda, torunlarımızda ilelebet yaşayacak. Bu katliamların hesabını sormak bugün olmasa da yarın için bizim boynumuzun borcu. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu katliamın er ya da geç hesabını soracağız. Yaşamını yitirenleri unutmadık, unutmayacağız. Değerli arkadaşlar, son günlerde hepimizi derinden sarsan ve büyük acılara boğan günler yaşıyoruz. Elazığ-Malatya depreminin ardından önceki günde Van Bahçesaray'da 5 kişi çığın altında kalarak yaşamını yitirmişti. Arkasından çığın altında kalan diğer insanları kurtarmaya giden halkın ve kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda ise 36 kişi daha hayatını kaybetti. Değerli arkadaşlar, aynı gün bir başka üzücü olay da İstanbul'da yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 183 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı pistten çıktı. 3 kişi de orada yaşamını kaybetti. Değerli arkadaşlar, her 3 olay da Türkiye'nin gerek doğal afetlerin felakete dönüşmesini önlemek, gerekse büyük ölçekli kazalara karşı Türkiye'nin ne kadar hazırlıksız ve yetersiz olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymuş oldu. Bir İçişleri Bakanı var, elinde kırbaçla dolaşıyor. Deprem olmuş, insanlar ölmüş. İnsanlar verdiği verginin nereye harcandığını soruyor. Bakan soru soranlara yanıt vermek yerine kırbaç sallıyor. Çünkü susturmak istiyor. Çünkü ertesi gün Küba'da ve Jamaika'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem oldu ve bir kişinin burnu bile kanamadı. Ama Türkiye'de, Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki bir depremde 41 kişi öldü, AFAD'ın açıklamasına göre. Gerekli şimdi yatırımlar yapılmayınca bir doğal afeti felakete dönüştürecek önlemleri, dönüştürülmesini önlemek bakımından gerekli yatırımlar yapılmayınca, ikna edici yanıtlar da verilmeyince geriye zorla susturmak kalıyor. İçişleri Bakanı'nın yaptığı da bu, elinden galiba tek insanları susturmak geliyor. Değerli arkadaşlar, insanlar, partiler, sendikalar, dernekler yardıma koşuyor. Büyük bir dayanışma ağı kuruyor. Bakan yardımları yasaklıyor, ihtiyaç olanlara yardımları engellemeye çalışıyor. Çığa gelince, örneğin iktidar ikinci çığ ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan AKP eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı danışmanı Gülşen Orhan, çoğunluğu korucu ve askerlerden oluşan kalabalık bir ekiple bölgeye gitti yine ve oluşan sesten kaynaklı ikinci bir çığın düştüğüne dair iddialar var. İlgili şahsın sosyal medyada açıklamasıyla yetinilecek, üstü örtülecek, konuşmalara kırbaç sallanacak bir durum değil bu. Bu iddialar bir an önce netleştirilmeli, soruşturma başlatılmalı, iddialar doğruysa gereken yapılmalıdır. Uçak kazası da yaralılar konusunda büyük bir özensizlik ve tedbirsizliğin söz konusu olduğunu gösterdi. Yaralıların servislerle uçaktan alındığı, yaralanan insanların ambulanslarla hızla kaza alanından uzaklaştıracak, ağır hastalara anında gerekli ilk yardımı yapacak hiçbir hazırlığın olmadığı görüldü. Değerli arkadaşlar, biz bu vesileyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarının acılarını en içten duygularımızla paylaşıyor, sabırlar diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, en kısa zamanda aramıza dönmelerini bekliyoruz. Böylesi acı dolu, karanlık günlerden geçerken tek ihtiyacımız olan şey elbette ki dayanışmadır.
güçlü dayanışma ağlarının kurulmasıdır. Dayanışma duygularlı zayıf toplumlarda ne yazık ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Erdoğan Bahçesaray'da bunca insan yaşamını yitirmişken ağlata saray yapmaktan söz ediyor. Meclis saray yasasını birinci gündem olarak konuşuyor. Bunu artık vicdansızlık demek bile az kalır. Dalga geçer gibi Allah rahmet eylesin dedikten sonra ağlata sarayı birinci gündem yapmak büyük bir siyasi sorumsuzluktur. Değerli arkadaşlar, insanlar Elazığ'da evsiz barsızken, Van'da çığ altındayken sarayı konuşmak, çay yapmak, dağıtmak, TOKİ güzellemesi yapmak her şeyden önce utanç vericidir. Evvelki gün mecliste ağlata saray yapma yasasını değil, Bahçesaray'daki yaraların nasıl sarılacağını konuşalım diye HDP grubu olarak çağrı yapmıştık. Hiç oralı bile olmadılar. Bahçesaray'ı değil, ağlatta sarayı konuşmaya devam ettiler. HDP grubu bu nedenle meclis çalışmalarına katılmadı. Bu siyasi sorumsuzluğun, duyarsızlığın ortağı olmak istemedi. Çünkü HDP içinde milletvekillerimizin de olduğu, eş genel başkanımız Sezai Temelli'nin başkanlığında bir heyetle bölgede bulunuyor. Halkımızla birlikte el ele vererek, omuz omuza durarak bu felaketlerin üstesinden de geleceğiz, daha önceki felaketlerde olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, Suriye sorununa gelince, her geçen gün saat İdlib'de topyekün bir savaş riskinin yükseldiğini görüyoruz. Ortaya çıkan tablo AKP-MHP iktidarı açısından son derece bir vahim durumu gözler önüne seriyor. Bir yanda Rusya ve İran'ın desteklediği Suriye ordusu bulunuyor. Diğer yanda ise Heteş'e ve ÖSO'ya kol kanat germek ve korumak için emir almış Türkiye askeri var. Suriye ordusu kendi topraklarını El-Kaide uzantısı Heteş'e çetelerinden temizlemeye çalışıyor. Türkiye orada ne yapıyor? Türkiye askerinin İblit'te ne işi var? Daha birkaç gün önce 8 asker İdlib'de hayatını kaybetti. Bu askerlerin İdlib'de ne uğruna öldüğünü, Türkiye'nin neden Suriye topraklarından askeri güçlerini çekmediğini Erdoğan açıklamalıdır. Erdoğan bu tür açıklama yapmasını isteyen ve sorular soran herkese fenalığı öfkeleniyor. Öfkelenmeyecek. Erdoğan herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı değil ki öfkelensin. Üç sıfatı birlikte taşıyor. Halka hesap vermesi gereken üç koltukta birden oturuyor. Biz Türkiye'nin parlamentoda grubu bulunan üçüncü büyük partisi olarak bölgeyi yaşanmaz bir cehenneme çeviren saldırgan bir dış politikanın komşularla sıfır sorundan sıfır komşuya evrilen dış politika macerasını halk adına Erdoğan'a sormayacağız da kime soracağız? Erdoğan ve kabinesi hem Suriye'de hem Libya'da fenalde tuzağa düşmüş durumda ve bunun siyasi sorumluluğundan tekrar kandırıldık diye kaçamaz. Rusya ile yapılan tüm anlaşmaların sahada karşılığın olmadığı açığa çıkıyor. Çünkü Suriye ordusunu ve Şam yönetimini doğrudan bağlamayan hiçbir anlaşma uygulanabilir değil. Bu nedenle Erdoğan, Putin beni kandırdı derse hiç kusura bakmasın, Erdoğan kendi kendini kandırmış olacaktır. Mecliste grubu olan tek parti olarak Suriye tezkeresine hayır demiştik. Ateşe benzinine gidenlerden olmadık ve olmayacağız. Türkiye kamuoyuna barışçıl, ilkeli ve erdemli bir dış politikanın gerekliliğini anlatmaya bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Çağrımızı yineliyoruz. Türkiye Suriye topraklarından kayışsız ve koşulsuz çıkmalıdır. Demokratik bir siyasal sürecin önünü açmalı, Suriye halklarının kendi kaderini tayin hakkına saygılı olmalıdır. Değerli arkadaşlar, ekonomik göstergelere gelince Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşiyor.
ve yoksul ile zengin arasındaki uçurum daha da büyüyor. Diskar'ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye, OECD ülkeleri içinde en kötü gelir dağılımına sahip 3 ülkeden biri. Türkiye'nin gerisinde Şili ve Meksika var. Türkiye'de 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi de yoksulluk sınırında yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelir ve yaşam koşulları araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %48'e kadar yükselmiş durumda. En düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı pay ise %6.1'e düşmüş. %5'lik zengin kesim 2019'da zenginliğini %12.7 artırmış durumda. Değerli arkadaşlar, tablo bu kadar değil. Türkiye'de bildiğiniz gibi 3,5 milyonu bulan Suriyeli sığınmacı var ve bu sığınmacıları misafir etmekle övünen AKP iktidarı, sığınmacıları ucuz bir emek iş gücü olarak kullanmakta bir beis görmüyor. Türk İş'in Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenler araştırmasına göre özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında kayıt dışı mülteci işçi çalıştırıyor. Bu işletmelerde sığınmacı işçiler ağır koşullarda günde 13-14 saati bulan çalışma süresiyle sigortasız, sosyal hak ve güvenceden yoksun, karın tokluğunu ayda 1500 ile 1800 lira arasında değişen ücretlerle çalışmak zorundalar. Yani kölece çalışma koşullarına devam etmek zorundalar. Değerli arkadaşlar, birkaç gün önce açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları da faiz düşerse enflasyon düşer diyen Erdoğan'ı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Yaz mevsimi, yaz etkisi nedeniyle düşme eğilimine girse de kış etkisiyle yeniden yükselişe geçen gerçek enflasyon rakamları, sürekli artan işsizlik ve meclise getirilmek istenen yerel yönetimlerle ilgili yasa teklifi ve artırılmak istenen belediye vergilerini birlikte düşündüğümüzde ekonomik krizin yıkıcı etkilerinin daha da büyüyeceğinin altını çizebilir, söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi ülkemizde çok inanılmaz ilginç gelişmeler oluyor. Evet, bildiğiniz gibi çok önemli bir müzik gruplarımızdan olan grup Yorum üyeleri uzun zamandır açlık grevindeler. Açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren İbrahim Gökçek 235, Helin Bölek 232. gününde. Sağlık koşulları oldukça kötü ve her an hepimizin yüreğini yakacak kötü haberlerle sarsılabiliriz. Grup Yorum'un avukatlığını yapan CHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve tutuklu CHD'li avukatlar, müvekkillerinin haklı taleplerinin savunucusu olmak amacıyla 5 Şubat'tan itibaren açlık grevine başlamış durumdalar. Peki, grup Yorum üyelerini açlık grevine ve ölüm orucuna zorlayan neden Türkiye'nin içinde bulunduğu utanç verici siyasi tabloyu, ülkenin sürüklendiği kaotik siyasi durumu çok çarpıcı bir biçimde özetliyor. Ne grup Yorum üyeleri, ne diyorlar grup Yorum üyeleri, neden açlık grevine, ölüm orucuna yatıyorlar? 1- Konser yasaklarımızı kaldırın. 2- Tutuklu üyelerimizi serbest bırakın. 3- Üzerimizdeki baskılara son verin. Ya bir ülke düşünün. Muhalif şarkı söyleyen bir müzik grubunun konserlerde söylediği şarkılar nedeniyle konserleri yasaklanıyor. Grup üyelerine baskılar yapıyor ve tutuklanıyorlar. Ya böyle bir şey asla kabul edilemez. Eğer grup Yorum'u beğenmiyor olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız şarkılarını dinlemeyebilirsiniz. Ama şarkı söylemelerini asla yasaklayamazsınız. Bir müzik grubunun şarkı söylemek için
açlık grevine başlaması, ölüm orucuna yatması hangi partiden olursa olsun vicdanı olan hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buradan iktidara sesleniyoruz. Bütün AKP'lilere, MHP'lilere sesleniyoruz. Grup yorumun taleplerini derhal kabul edin. Açlık grevlerini ve ölüm oruçlarını sona erdirin. Değerli arkadaşlar, bir başka olgu ise son zamanlarda kayıplar Türkiye'nin öncelikli gündemleri arasında yer almaya başladı. Geçen hafta da üzerinde durmuştuk. Bu hafta tekrarlamak isterim. Dersim'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku 34 gündür kayıp. Olayın şüphelisi Zeynal Abarakov adlı şahıs yurt dışına kaçıyor. Bölgedeki MOBESE kayıtlarına ulaşılamıyor. Şüpheli herkesin ifadesi alınmıyor. Dersim'de bu bir tarz olarak olaylara göz yumma, üstünü örtme, şüphelilerin korunduğuna dair kuşkuları giderek daha fazla güçlendiriyor. Diğer bir kayıp, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in babası 71 yaşındaki Hurmuz Diril ile annesi 65 yaşındaki Şimoni Diril'den de 11 Ocak'tan beri haber alınamıyor. Çiftin kaybolduğu bölge askeri yasak bölge ve karakol komutanı olaya yasak getirildi. Ailesi dışında kimseyle bilgi paylaşmıyoruz diyor. Ne yazık ki çiftin bulunması için yeterli çalışma da yapılmıyor. Ayrıca kamuoyunun bilgilenmesi de engelleniyor. Bir ilginç kayıp haberi daha. Hapishanedeki oğlunu ziyaret etmek amacıyla Batman'dan İstanbul'a gelen ve aynı gün akrabalarıyla görüşen Mehmet Bal'dan 24 Ocak'tan sonra bir daha haber alınamıyor. 7/24 kameralarla izlenen İstanbul gibi bir şehirde bir insan nasıl kaybolabilir? Biz bu ülkede insanların güvenliğinden ve yaşamlarından sorumlu Bakan Soylu'ya soruyoruz. Yukarıda adı geçen insanlara ne oldu? Akıbeti ne durumda? Çıkıp başka kayıp yakınları olmak üzere kamuoyuna doyurucu, ikna edici açıklamalar yapın, kayıpları bulun. Değerli arkadaşlar, cezaevlerine gelince cezaevlerindeki hak ihlalleri ve işkence artarak sistematik biçimde devam ediyor ve artık yaygınlaşarak gizlenemez bir boyut kazanmış bulunuyor. Cezaevlerindeki hasta tutsakların tedavi edilmemesi, tedavi süreçlerinde ise kelepçe dayatılması, çıplak arama, gazete, dergi ve kitap kısıtlaması, koğuşlara yapılan baskınlar, kadınların erkek gardiyanlar tarafından aranması, banyolara dahi kamera yerleştirilmesi, darp, tehdit ve hakaret şeklinde süren işkence yöntemleri sık sık gündemimize geliyor. Bu konuda iki örnekle yetinelim. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığı çok sayıda kitap ve gazetenin tutuklulara verilmesini yasaklamış. Bu kitapların adları ve içerisinde kullanılan kavramlar bu eğitim kurulunun düşüncelerine aykırıymış. Eskişehir H tipi kapalı cezaevinde hücrelerde keyfi bir biçimde arama yapılıyor. Aramalara ise ilginçtir gardiyanların dışında dışarıdan özel harekat polisleri de katılıyormuş. Değerli arkadaşlar, cezaevlerinde artık gizlenemez biçimde yaygınlaşan işkencelere ses çıkarılmaz, hasta tutsaklar ölüme terk edilirken Sivas katliamının katillerinden Ahmet Turan Kılıç hasta ve yaşlı olduğu için Erdoğan tarafından affedilmiş ve serbest bırakılmıştır. Bu konunun değerlendirilmesini biz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Türkiye'deki değerli arkadaşlar, işler acısı siyasi tablo bununla sınırlı değil. Daha geçen günlerde 3. lig 2. grupta mücadele eden Cizrespor, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na karşı güçlerinin yetmediğini belirterek kendi sahalarında yapılan
adaletsizlik, deplasmanlarda görmüş oldukları ırkçılık nedeniyle ligden çekildiklerini duyurdu. Bu durum Türkiye spor tarihine geçecek, Türkiye spor tarihine kara bir leke olarak geçecek utanç verici bir gelişmedir. Özellikle AKP-MHP iktidarı döneminde futbol evrensel barışa hizmet eden bir köprü özelliğini yitirerek iktidarın bir ideolojik saldırı aygıtına ve hegemonya aracına dönüştürüldü. İktidarın ırkçı, ayrımcı ve eril anlayışı stadyumlarda kendini en çıplak biçimlerde göstermekte ve giderek bir spor kültürü haline gelmektedir. Her şeyden önce futbolun barış ve kardeşlik köprüsü olma işlevini, evrensel değerlerin taşıyıcısı olma özelliğini yeniden kazanmasının yolu, futbolun bu özelliklerini yok eden AKP-MHP iktidarından kurtulmaktan geçiyor. Bir başka hukuk dışı haber ise değerli arkadaşlar, Yüksek Ova Belediye Eş Başkanımız Remziye Yaşar ile ilgili. 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan ev baskını ile gözaltına alınan ve 17 Ekim'de tutuklanan Yüksek Ova Belediye Eş Başkanımız Remziye Yaşar, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Ancak savcılığın karara itirazı üzerine gece yarısı apar topar toplanan 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Yaşar'ın tahliye kararını reddetti. Sevgili arkadaşlar, bu karar Türkiye'de yargı sisteminin nasıl işlediğini, nasıl ısmarlama kararların verildiğini, kararların hukuksal dayanaktan yoksun siyasi kararlar olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş bulunuyor. Bu karar her şeyden önce siyasi iktidarın siyasi darbe yöntemleri ve gayrimeşru yollarla da olsa Kürt halkının siyasi iradesini gasp etmeye ve HDP'ye yönelik siyasi saldırılarını kesintisiz bir biçimde sürdüreceğini gösteriyor. Ancak şu çok iyi bilinmeli ki HDP olarak içeride veya dışarıda haklı ve meşru davamızı sürdürmeye, direnişimizi büyütmeye devam edeceğiz. HDP'yi yıldıramazsınız. Değerli arkadaşlar, son olarak Gezi davası ile ilgili savcılığın mütalası biliyorsunuz yayınlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi davası savcılık mütalasında tutuklu iş insanı Osman Kavala, mimar Mücella Yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep etmiş. Savcının mütalası Türkiye'deki hukuksuzluğun geldiği ve içine sürüklendiği vahim noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Davayı Fethullahçı savcılar açmıştı. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi dava devam ediyor. Değerli arkadaşlar, Gezi iktidara karşı birikmiş bir öfkenin bütün ülkeye dalga dalga yayılma haliydi. Bütün toplumun adalet talebiydi. Baskıya, yağmaya, talana, eşitsizliğe, adaletsizliğe, dışlanmaya, horlanmaya, yok sayılmaya gösterilen kitlesel bir tepkiydi. Gezi, kütüphaneler, danslar, forumlar, dayanışma ağları ile başka bir Türkiye hayalinin inşasıydı. Cizre'den Taksim'e köprü kurulan yerdi Gezi. Farklı siyasi renklerin, dinlerin, dillerin, farklılıkların buluşmasıydı. Gezi'de yaralanları tedavi eden vicdan sahibi doktorlarla Cizre'de bombalanlara koşan sağlık emekçileri aynı duygularla koştular. Bugün devam eden pek çok direniş Gezi'nin yarattığı özgüven ve dayanışmanın sonucudur. İşçiler eylemlere katıldığı için işten atılanlar, haklarında disiplin soruşturması açılan öğrenciler, yaralıların yardımına koşan doktorlar benzer bir duyguyla Gezi'yi hatırlıyorlar. Bu bağlamda Gezi davasında yargılananlar hakkında istenen cezaların hükmü yoktur. Bu ceza taleplerinin Gezi'yi lekelemesi asla mümkün değildir.
Çünkü bizi dinleyen, izleyen milyonlarca insan Gezi ile duygudaşlık kurmaktadır. Kendini, yaşadıklarını Gezi'de görmektedir. Kendini Gezi'de, Gezi ruhuyla ifade eden insanlara ceza vermek istiyorsanız, bu toplumun hepsine müebbet hapis cezası vermeniz gerekir. Çünkü Gezi'yi tetikleyen her şey devam ediyor ve yeni gezileri mayalıyor. Ama biliyoruz ki bugün büyük bir sessiz çoğunluk her şeyin farkında. O gün hepimiz oradaydık, bugün hepimiz buradayız, her şeyin farkındayız ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Gezi bize unutturmaya çalışanlara inat, Gezi'yi unutmayacağız. Bu vesileyle herkesi 18 Şubat'taki Gezi davasının 6. duruşmasına davet ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü basın açıklamamızın konu başlıkları böyle. Soru var mıydı?